Neredeyse topladı gibi. Ya bu za... Abi dur. Demek ki bir kullanmıyormuşuz değil mi Ozan? Aleti kurmak hakikaten bayağı zaman aldı arkadaşlar. Şöyle bir yorum var, karşı tarafa ses cinsiyet değiştiriyor gibi. Ozan ne yapıyorsun? Bu ne abi? Merhaba Webtekno takipçileri. Selamlar arkadaşlar hepinize. Kötü Yorumlar serisinin yepyeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bu sefer daha da efsane ürünler bulduk ve daha da efsane kötü yorumlar var arkadaşlar. Bakalım bu kötü yorumlar doğru mu değil mi? Benim şurada acayip merak ettiğim bir ürün var. Hatta şu an elim hani satın alma butonunun üstüne duruyor. Ben bunu açmak istiyorum. Beni kırar mısın, kırmaz mısın? Kırmam tabii ki de. Canımsın. Açalım hocam. Bu ürünü 469 lira gibi fiyatlara bulabiliyorsunuz arkadaşlar. Ürünün ne vaat ettiği bayağı belli. Yani küçük bir el süpürgesi. Çekim gücü zayıf demişler. Evet. Bu arada bir ürün hayvan gibi satılıyor. Ben herkesin aldığını duydum. Bir tek bizde yok o zaman evet. Galiba. Bakalım çekim gücü zayıf. Hadi bakalım. Şu an en yüksekte mi? Hayır abi. En düşükte mi çekiyorsun? Evet, al en yükseğe götürün. Oha! Götüyorum. Bu kahve. Yine en düşükte deneyelim efendim. Yeter dur. Hazneti doldu. Evet, biraz emiş gücü düştü hakikaten. Hayır, hazneti doldu abi. Boşaltalım bir yere. Böyle bir durum var. Hazır mısın? Hazırım. Yok abi bunun... Ya şöyle... Bak almıyor yine abi. Doldu. Çok hızlı doluyor bence ya. Şarj olmuyor. 15 saniye içinde kapanıyor diyorlar. Bayağı da çalışıyor burada. 15 saniyeden çok daha fazladır. Neredeyse topladı gibi. Ya bu zaten... Abi dur. Demek ki dik kullanmıyormuşuz değil mi Ozan? Çöp boşaltma tetiği arızalı demişler. Şu üstteki tetik. Yani ben bir arızasını görmedim. Şöyle kapatıyorsun. Kilitleniyor. Herhangi bir sorun yok. Arabayı temizlemek için yeterli değil diyor yorumda. Lütfi de araba için yeterli demişti az önce. Senin araba bayağı pis. Benim araba pis şu an. İnce uçla gidelim. Arkadaşlar ben elimde çayla geldim. Lütfi'nin arabaya çay falan dökerim diye ama orada durum bayağı fena. Ya şöyle bir gösterebilirsek. Abi denize girilip eğer zahmet olmazsa. Arabanın kaderi böyle yani. Gel abi. Yani şuraya bir gösterebilirsek. Çekiyorum. Hazır mıyız? Çek bakalım. Şu an makinenin sesi değişti farkındayım. Sen artık eski gücü yok. Çekmiyor daha çok sanki arabanın içine işliyor gibi. Bana yani da öyle gibi da... geliyor şu an. Bir de koltukta dener misin rica etsem? Alıyor gibi yapıyor sanki bir daha bırakıyor. Çok tatmin olmadım ya açıkçası. Ben arkadaşlar hem 500 lira etmeyeceğini düşünüyorum. Hem bu son yorumun geçerli olduğunu ve doğru olduğunu düşünüyorum. Biz stüdyoya geri dönelim. Haydi. Kırmam. Şunu çok merak ediyorum. Komu kırarım seni kırmam. Şimdi arkadaşlar bu mikrofonla ilgili kötü yorumlar şöyle başlar. Paketinden çıkarttım alt kısmı sallanıyor iade edeceğim demiş. Vallahi ben öyle bir sallantıya denk gelmedim. Bence de o ürünü iade et bozuk gelmiş. Şunu hocam bir bilgisayara bağlayalım çünkü sesle alakalı da komik yorumlar yapmışlar. Merak ediyorum doğru mu değil mi? Şimdi Audacity'yi de kurduk. Buradan bir kayıt alalım. Demişler ki ses kalitesi kötü, çocuklar için ancak oyuncak olur. Demişler. Siz zaten şu anda aslında onu mikrofondan dinlediniz ve kalite nasıl bunu öğrenmiş oldunuz. O zaman şey deneyelim mi? ASMR yapsana bunları. Biraz şunu bir yala abi. Şöyle. Ver abi. Şöyle bir yorum var. Karşı tarafa ses cinsiyet değiştiriyor gibi. Ozan ne yapıyorsun? Barış yapacağım şimdi dur. Barış için biraz eksiklerim var lütfen. Eklemem lazım. Karşı tarafa cinsiyet değiştirmiş gibi gidiyor dermiş. Bence benim az önce aldığım kayıtta Ozan yapma abi yeterli. Mikrofonu emcikledim. Yeterli abi sakin. Ses karşı tarafa cinsiyet değiştiriyor gibi gidiyor demiş. Bence öyle bir şey yok. Hani bilgisayarında falan bir sorun vardı. Tamam sesi gerçekten kötü kaydediyor. Hani çok iyi bir mikrofon değil ama hani fiyatını düşündüğünüz zaman çok da fazla bir şey beklenmek lazım. Ürünle ilgili kötü yorumların birçoğu doğru bence de. Hani mikrofona çok özel bir ilgi alanınız yoksa çok basit bir işte kullanacaksanız belki alınabilir ama onun dışında bence almayın arkadaşlar. Amaçta kullanılmaz. Yani. Sıradaki ürün oldukça enteresan bir ürün. Bu kutudan ne çıkabilir? Vallahi her şey çıkabilir. Ben hani bu her şeyi bekliyorum. Bir adet çamaşır makinesi var. Bu bayağıdır ofiste bekliyordu arkadaşlar. Evet. Ürünün olayı şu. Bu arada rejiden uyarı geldi. Deterjanı direkt içine atıyormuşuz. Şöyle bir tane USB kablosu var. Bilgisayara mı demişler ki sen? Çok ağır plastik kokuyor. Ozan sen az önce mikrofon yalıdıysan bunu da koklarsın diye düşünüyorum. Yani bir ince bir plastik böyle ama bir koyun, çok uzun zamandır koyunumsu ofiste. Bir koku. Yani çok az var. Yorum yanlış sayılabilir öyle söyleyeyim. Şimdi içindeki motorun kıyafetleri çeviremediği şu, çok ses yaptığını şu söylüyorlar. Motor. Motor ya. Şu. Yazık şu kadarcık. Bu da abi bu şey değil mi ya bildiğin bu banyoya sabun yapıştırılan şeyler işte üstüne sabunu böyle koyuyorsun. Şunu bir yapıştır o zaman ben sana yapışıyor. Şimdi su ayarlayayım. Madem sen mikrofon yaladın diye. Bunlar bu arada sıfır çoraptı. Bizim ayaklarımızı halıya sürttüğümüz video hatırlarsan. Aynen o video evet. O videodan çoraplar şöyle bahçeye toza toprağa bir sürttürdük arkadaşlar. Pis değil yani. Çalıştır bakayım bir o zaman. Veriyorum enerjiyi. Şöyle demişler çok fazla ses çıkartıyor ürün. Bence çok ses çıkartmıyor şöyle ben bunu gece bile çalıştırırım. Gördün mü? Şey diyeceğim, şundan balon yapılıyor. Balon yeter. Yapacağım. O zaman ben bunu senin eline vermek istemiyorum. Hadi.
bu ne abi? Oğlum gözünü seveyim. Yani bunu nasıl temizleyecek ki? Çorabın bunu? Hali şöyle. Şey, üstüne su olmuş çocuğun. Hmm. Kapağını kapatmazsan su olur tabii abi. Peki bir sorun var sana. Bir şey diyeceğim. Çoraplar dönmüyor. Yani şu an hani sanki böyle bir suyun içinde pırıl sıkmışsın da o sadece çorapları koymuşsun gibi. Başka hiçbir farkı yok yani. Böyle bir yorum var arkadaşlar. Kıyafeti bile çeviremiyor yorumu. Bence net doğru. Abi yani... içine bunu kıyafet atmak zaten büyük hata. Çorabı çevireme. Yani. Kıyafete ne yapar? Ben biraz çorap eksiltmek istiyorum hocam. Çıkar bakalım abi. Abi yavaş. Bir sıksaydın şöyle suyunu. Bak iki tane çorabı birazcık döndürüyor. Evet, bir inç hareket başladı. Bu arada ürün Wish'te 350 lira civarında. Makinenin olayını anladık, hiçbir işe yaramıyor. Bu aletle alakalı yazılan tüm kötü yorumlar net doğru arkadaşlar. Yazanların eline ağzına sağlık diyorum. Ama makineyi üretenler için aynı şeyi söyleyemeyeceğim maalesef. Çok ilginç bir ürün. Yani bayağı da bir şey vadeden bir ürün var şimdi masada. Profesyonel buharlı kırışık giderici 380 lira gibi bir ücret ödedik arkadaşlar. Kendisine kurmadan kazıklandık. Bize bir elektrik süpürgesi yollandı. Sanki endoskopi yapacak gibi şu oldan dedi. Aleti kurmak hakikaten bayağı zaman aldı arkadaşlar. Ama şimdi enerji verme zamanı. Hazır mıyız? Buhar tamam, gücü yetersiz diye bir yorum var. Şu an bekliyoruz buhar atmasını aletin. Yani üstünde 45 saniyede ısındığı yazıyordu. Evet. Aha, bir buhar yani gelmeye başladı. Sıcak mı? Sıcak. Abi çabuk, buharımız bitiyor. Kırışıklıkları gidermiyor diye bir yorum vardı. Ütü yapmanız lazım önce diyorlardı. Oğlum ütü yapıyorsam zaten bunu niye kullanıyorsun? Şöyle bir yorum var abi. Hem su akıtıyor hem de ısınmıyor diye. Ne diyorsun konuyla alakalı? Isınıyor gibi ama evet. Suyu bak mesela şuradan püskürtüyor bir tık. Su bence problem değil. Abi bir yorum da evet ıslatıyor diyordu. Sırılsıklam. Hatta burası da sırılsıklam oldu yani. Su akıtıyor direkt. Baksana abi şuna. Bence kötü yorumların tamamını hak ediyor ve... alınmaz. Bunu alıp da memnun olan varsa da yorumlara yazsın, bayağı merak ettim yani. Sıradaki ürüne. Hadi bakalım. Yeni ürünümüze geçiyoruz. Ütü beni bıktırdı, o yüzden artık küçük bir şeylerle devam edelim. Aha, sandviç mi söyledin Ozan? Oo abi, mayonezsiz, bol karışık. Afiyet olsun, bizi tercih ettiğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar ürün böyle. Kutudan direkt böyle. Oğlum 35 liraya bu kadar sakin oluyor işte. Ne istiyor ki daha ya? Oğlum kutu istiyorum. Çok bir şey istemiyorum ya. Vardı kutu işte abi. Kargo poşeti vardı. Bak mikro USB'si var. Evet. Bebek gibi. Şarj kablosu çok kısa, boyuna dolanmıyor demişler. Bu zaten boyuna dolanması gereken bir şey değil bu arada. Hani ve... orada bir yanlış anlamışsın bu kabloyu. Şey var arkadaşlar. Boyuna bunu dolaman gerekiyor. Evet. Bluetooth'a bağlanmıyor diye bir uyarı vardı arkadaşlar. Şimdi onu deneyeceğiz. Bakalım. Abi, Bluetooth'a bağlanması için önce bir açılması lazım. Bağlanıyor mu, bağlanmıyor mu? Şarjı mı hiç yok acaba? Şarjı taksan. Abi yoksa hep iyimsersin ve hep o senaryo... Kaybediyorsun. Yani aynen öyle, üzgünüm ama. Şimdi ürün yaklaşık bir 5 dakikadır falan şarj oldu. Lütfi çekecek şimdi. Çek abi. Evet abi, Webtekno'nun düzenli olarak yayınlanan podcastlerinden bir tanesini açtım. Affet beni sevgilim diyor bu. Neyse ben duyduğum şunu söyleyebiliriz arkadaşlar. Bunu alıp da hani çalışmıyor diyen arkadaşımız %99 ihtimal kutudan çıkardığında ürünün şarjı olmadığı için çalışmıyordu. İkinci durumu söyleyeyim. Evet. Bu kesin abi. 35 liralık bir ürün zaten. Ya 5 dakika falan şarj ettik ve şarjı yaklaşık 1 dakika dayandı arkadaşlar. Böyle yaptım da o kötü yorumlar doğru yani, o anlamda böyle. Ona göre hesabın. Çalışmıyor değil ürün. 35 lira Bluetooth kulaklık arıyorsan zaten başka bir şey yoktur herhalde. Aynen öyle. Ürün o be. Zaman alınır ama bence yine de alınmaz arkadaşlar. 100 lira 150 liraya bir şey bakın diyorum ve devam next ediyoruz. Son ürünümüze geldik. Son ürünümüz artık her videoda bir şekilde ucundan girmeye çalışıp da ucundan dönen Osram marka. Evet, Osram güzel Osram bir marka bu arada. Aynen. Bak, Osram'da yamuk olmaz. Ampul dünyasında meşhur. Ürüne bayağı hevesliyim. 55-60 liralık bir ürün bu arada kendisi. Bağlayayım mı hocam? Bağla bakalım, ver abi enerjiyi, deneyeceğim. Bence ışık hiç fena değil arkadaşlar, bayağı güzel. Hani ışık az falan diye bir yorum vardı ama o yorum yanlış. Hmm. Gözümü aldı oraya bakınca ya. Renk değiştiriyorum. Ne renk olmalı sence? Kırmızı. Bak parlaklığını azaltıp böyle arttırıyorsun. Full abi. Full deyip kırmızıyı ver abi. En fulldeyiz. Kırmızı geldi abi. Webtekno kırmızı. Aa bak RGB'lerde bayağı düşük. RGB'lerde düşük. Beni bir morart mesela. Seni morartayım bakayım. Mor oldu. Biraz böyle çok yani az abi anlamında yani, çok az. Hani ambiyans ışığı bile olmaz, hakikaten gece lambası bu. Ama 50 liraya bu kadar abi. Bir de sarı da coşturuyor ama sarı. Beyaz yaptım şimdi. Bak. Bak 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 bak. Ortalık yandı şu an. Evde bambaşka bir ortam var. Sen kumandayla da ilgili kötü yorumlar vardı. Hani hemen bozuluyormuş vesaire. Ben bayağı zorluyorum şu an ama yok tık yok kumandada. Hani yarın bir daha test etmek lazım. Evet sevgili arkadaşlar, bir kötü yorumlar videosunun daha sonuna gelirken bu ampul için söyleyeceğim şey, bence bir gece lambası arıyorsanız ve biraz böyle alengirli olsun diyorsanız güzel ürün alınır. Kötü yorumlar kısmi olarak haklı. Evet, RGB olarak da odayı aydınlatmaz kesinlikle, yok, onu da söyleyelim. O imkansız gibi bir şey yani. O zaman kapatalım mı galiba? Kapatalım abi. Bir sonraki kötü yorumlar videosunda görüşene kadar diyelim.
özel istekleriniz. Bu ürünü alın, deneyin. Bak bu üründe var bir şeyler falan dediğiniz ürünler varsa yorumlara bırakın lütfen. Yalancak mikrofon atsınlar mı? Yani eğer hoşunuza gittiyse atabilirsiniz arkadaşlar. Seve seve onu da burada gösteririz yani size diyelim ve yavaştan kaçalım. Görüşürüz. Kendinize hoşça çok kalın. İyi bakın. Hoşça kalın.